Evet arkadaşlar, günaydın diyeceğim. Dilim varmıyor çünkü şu anda hiç gün aydın falan değil. Gayet gece karanlık. Saat 5. İyi mi burası? Dedim ki yani düzelemiyorum bak. Kankam rüya görmüş, gerilmiş. Gördüm vallahi. Arkadaşlar selam. Evet geldik. Arabaları değiştirdik. Şimdi Akın'ın arabaya bindik. Yukarı çıkıyoruz. Benim arabayı buraya park ettik. Eşyalarımızı aldık. Sonra bir 35-40 dakikalık bir inişimiz var. Hayırlısıyla. Güzel bir parkur, güzel bir video olacak. Aşağıda benim arabaya geleceğiz. Bisikletleri yükleyeceğiz. Tekrar yukarı çıkacağız. Akın'ın arabayı alıp artık eve doğru yollanacağız. Gel gel gel. Gel serbest gel. Çok serbest gel. Buradan başlayacağız parkura. Bir 45 dakika 50 dakika ineceğiz aşağıya. Şuradan gördüğünüz. Lakin şu anda saat 7 çeyrek. İnanılmaz sıcak yani 80 Fahrenheit. Bittik ama bittik yani öyle böyle değil. İnanılmaz sıcak. Şimdi yukarı çıkınca dereceyi de göstereceğim size. Ben tepeye varmış bulunuyorum. Evet arkadaşlar geldik tepeye, tırmandık en sonunda. Şükürler olsun. Şöyle bir ağaç kovuğu bulduk. Buranın adı Cocktail Rock. Şundan ötürü alıyor adını. Perişanız. Gördünüz termometreyi. 86 Fahrenheit. Yani ne diyor? 36, 50, 25, 26 derece falan mı? O fazla lan. Dur bakayım. Kaçmış? 86 mı? 86, 54, 37 derece. Gördüğünüz gibi bir ağaç kovuğuna nasıl attım? Sığındık. Ne 37'si ya? 45 derece. Şuraya. Elde çıkarmamız gereken yerler var. Hi, good morning. Hi. I'm last. Evet, bundan sonra atlarla devam edeceğiz diyorsun.
Arkadaşlar buralar aşırı bu bir tuzaklarıyla dolu. Gerçekten her yerden kütük, ağaç kökü falan çıkmış. Buralar son orman parkuru. Sonlara yaklaşıyoruz. Birazdan açık alana çıkıp elimizde çıkaracağız kayalıklardan. Sonra da iniş başlayacak. Bugün ekstra bir sıcak. Perişan olduk. Buradan virajı alamadın mı hop. Tebarekeni okurlar iki güne. Evet arkadaşlar sona yaklaştık. Çok az kaldı arabaya. Bir önce gidip soğuk içerler içmek istiyorum. Arkadaşlar giriş senelik pesimiz yok diye ceza yazmışlar. Ama bu ceza gibi değil yani uyarı diyor ki şu şeye hemen girip 5 dolar yatırın diyor. Şimdi arabalara bindik gidiyoruz. Çok güzel efsane bir kahvaltılıkçı var. Snooze diye. Gerçekten inanılmaz bizim eve yakın. Çok güzel tatlı patatesli pankeki var efsane. Şimdi şu bakın burada information sign var. Burada işte buradaki karşılaşabileceğiniz hayvanlar var. Mountain lion, rattlesnake, çıngıraklı yılan tarzı şeyler. Karşılaştığınızda neler yapmanız gerektiği yazılıyor. İşte trail'ın haritası var. Evet arkadaşlar güzel bir turdu. Şimdi
Irvine'a bizim bu taraflara gidiyoruz. Bu arada çok efsane bir kahvaltıcı var, Snooze diye. Bir tek burada var şubesi. Bir de Vegas'ta vardı galiba, Las Vegas'ta. Standing there with the wind in your golden hair, didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat, every time that our eyes would meet. Didn't know back then, and even in my wildest dreams I didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy? Is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. For someone like me. Someone like me. For someone like me, yeah. I don't know what you see in me. I'm not good for you, can't you see that I will drag you down? Here at the bottom, I hope that you finally see I'm not good enough. And even in my Sunumuza geldik. Çok kalabalık. 45 dakika önceden rezervasyon yaptık. Akın Bey, ne yiyeceksiniz? Keto'ya uygun bir şeyler yiyeceğim. Keto kim lan? Medium. Leyla ile Lara da buradaymış. Lara Leyla da buradaymış. Bu 1 numara Lara, bu 2 numara Leyla, bu 0 numara Eloisa. Thank you. Güzel. Zıpla bir tarafa. Annenin yanına. Güzel. Thank you. Bu da ayrıca benim omletim. Omlet. Bu benim. Peynirli omlet. Bu Eloisa'nın ne bu? Şakşuka. Aa, patlıcanlı mı? Hesap nasıl geldi bakın. Bildiğin iPad gibi bir şey getirdi, kendimiz çekiyoruz. Ben böyle rezillik görmedim. Nasıl gitmedi? Ebru. Nereye gidiyoruz? Hayvan gibi yedikten sonra. Şu Arayay diye bir yer var burada. Burası ne? Dağcılık, kayak, bisiklet, bu tarz şeyleri satıldığı bir yer. Türkiye'de bunun benzeri ne vardı? Ben sana söyleyeceğim, daha yeni gittim. Decathlon. Decathlon, evet. Onun çok daha büyüğü. Bunlar belli dönemlerde şey yapıyorlar. Önlerindeki otoparka çadır kuruyorlar. Çadır kuruyorlar. Rock'n'Cock gibi. Bu çadırda. Şimdi bu çadırın olayı şu. Mesela siz şimdi geliyorsunuz, Arayay'dan bir şey alıyorsunuz. Mesela ayakkabı aldın, giydin bir hafta. İşte ne bileyim, tabanı açıldı veya ayağını sıktı, olmadı. Kullanılmış oldu o. Bir seneye kadar. Bir seneye kadar bu ürünlerden tabii hakkın var, geri getirebiliyorsun burada. Geri getiriyorsun, iade ediyorsun veya başka bir ürün alıyorsun. Sonra Arayay bu gelen, iade edilen malları ne yapıyor? Tabii ki %10, %20 fiyatına, orijinal price'ının yani %10 fiyatına burada satıyor. Yani kullanılmış da var, az kullanılmış da var. Hiç kullanılmamış, hani adam almış, atıyorum hiç anlamsız bir parçası kırılmış. Herhangi bir işlevini etkilemiyor ama bir parçası kırılmış. Onu burada satıyor. Çadırımız gördüğünüz gibi, çadırımın üstüne şıp dedi, damladı. Bakın mesela burada arabaların üstüne konulan bir bavul tarzı, işte ne bileyim, kayak malzemesi, kaykay falan. Hah, benim bike pack Tule'nin. Burada bir sürü bike pack var.
Kaç para acaba bu bike bekler? Evet. Bu ne? Mesela bunlar kayak ayakkabıları. Bunlar da tırmanma ayakkabıları falan. 41,5 44 yıllık. Bu ne la bu? Kulu boyu 20. Yıllarca kullanmışlar bunu ha. Kıyafetler burada. Şimdi bunların normal fiyatları kaç para bilmediğim için ya bunları kıyas. Mesela Salomon'un bir yürüyüş ayakkabısı gibi bir şey bu. Normalde bunların fiyatlarını siz biliyorsunuz bu tartışıcı yani. Ne diyor? $75. Normal fiyatı kaç para bilmiyorum herhalde. 150-200 dolar bir şey. Ray'i içine gezelim mi? Olur. He? Olur. Biraz da kaliteli ürünlerini görsünler. Ben hatta bir Ray'nin. Ben şey alsam varsa ya, güzel dizlik. Dizlik. Benim çok pis kokuyor artık ya. Oh nasıl esiyor var ya. Oh Allah. Canına babağın canına kurban. Bu da acaba şey mi? Evet arkadaşlar burası. İşte kamp malzemeleri falan satılan çok güzel şeyler var. Tabii bu kadar böyle serin olursa kamp yaptığın yerler güzel olur. Şimdi 45 derece sıcağın içinde pek güzel olmuyor. Ve burada hemen yatsam şimdi. Vallahi. Avner bak. Evet. Tek şey. Tek forklu. Bisiklet fork çok taraf. Da çirkin maşallah. Bu Ghost enteresan bir marka. Aa bak Ghost'un elektriklisi çıkmış akın. Ama hiç hoş değil, güzel değil. Bak seni yiyse. Proframe'in mi? Proframe'e rakip çıkardı ya trolley'i. Ha. Hafif de. Allah'ım bizimkiler ne daha hafif ben sana söyleyeyim. Ah. Ah. Yok lan. Valla bana öyle, öyle ben uzun zamandır takmadığım için olabilir. Olabilir. Fiat lastikleri burada. Maxxis. Maxxis'in lastikleri neymiş mesela? Minion modeli. 27,5. $74. Burada seleler var. İşte pompa aparatları, pompa olayları. Şunlar biliyorsunuz 2,5'lar tanesi şey. Lastik patladığı zaman karbondioksit pist basıyorsunuz yola devam. Bunlar kilitler. Şu anda ihtiyacım olan bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, lastikler burada. Şu Ghost güzelmiş ha, bakın baksana. Bakın bu Ghost bu Ray'de satılan bir model, marka. Güzel bir bisiklet. Kaşıma falan. Güzel. Evet. Bike servisi. Yani buraya tamire de getirebiliyorsunuz bisikletinizi. Bunlar tamir ve yıkama standları. Çok faydalı, ben kullanıyorum. Burası Park Tool standı. Park Tool'un bütün malzemeleri var. Bu size gösterdiğim zincir temizleme aparatı. Bunlar şeyler. Zincir yağları dediğim gibi bu dry kuru havalar için, bu wet ıslak kışın kullanmak için. Bunlar hepsi degreaser, zincirdeki yağları falan çıkarmak için. Burası bisiklet reyonu komple. Bisiklet. Şimdi bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Evimize gidelim, biraz dinlenelim. Perişanız, yorulduk. Bir başka videoda görüşürüz. Ne yapıyorsun Akın? Arabayı çalıştırıyorum. Neden? Çünkü soğusun diye. Böyle rezillik görmedim. Böyle asimile olmak ben hayatımda görmedim.